Genelde depremlerle ilgili çalışmalar var. Hani Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de zaten bir çalışma birimi var, afet ve travma birimi diye, ve çok aktif çalışılıyor. Herhangi bir durum söz konusu olduğu zaman ilgili birimler hemen devreye giriyorlar. Ama şimdi ruhsallığı boyutuna baktığımız zaman böyle genelde bu seller, işte yangınlar, depremler, hani böyle akut kayıplar vesaire, fiziksel kayıpları zaten görüyoruz. İnsanlar evlerinden mahrum kalıyorlar, işte yaşadıkları yerden uzaklaşmak durumunda kalıyorlar. Kimileri mal varlığını, işte bahçesini, hayvanlarını, işte bakım verdiği canlıları kaybetmek durumunda kalıyorlar. Şimdi ruhsal boyutu deyince hemen ilk etapta olan şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi onları nasıl sınıflandırabiliriz? Hemen olan sonuçlar mı, yoksa uzun vadede etkileyici sonuçları mı? Bahsettiğin gibi bu özellikle son yıllarda onları örnek verecek olursak hem dünyada hem ülkemizde bir takım kaygılandırıcı olaylara tanık olduk. Bir takım afetlere tanık olduk. Bu anlamda iklim değişikliği ve iklim krizinin ruh sağlığı üzerine etkileri denince en görünür kısım bu. Çünkü bu olaylar günler içerisinde gelişen çok ciddi görünür kayıplar yaratan akut olaylar. Ama iklim değişikliği ruh sağlığı üzerine etkisi sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Aslında temel olarak üç gruba ayırabiliriz bu etkileri. İlki senin de örneğini verdiğin gibi bu akut olaylar. Bunları hatta birer travmatik olayın ruh sağlığı üzerindeki etkisi olarak da ele alabiliriz. Ki literatürde en çok çalışmada bu alanda. İkinci olarak subakut iklim değişikliklerini örnek verebiliriz. Ki bunlara belki daha uzun süren sıcak hava akımları veya kuraklık diyebiliriz. Ve son olarak da uzun dönem değişiklikleri ele alabiliriz. İlk grupta yani bizim çalışmaların da en çok yapıldığı, belki en çok görünür olan bu afetlerin olduğu akut iklim olaylarında ki buna kısa dönemli sıcak hava dalgalarını da dahil edebiliriz. Buradaki travmatik olaylar sonrasında biliyoruz ki yapılan çalışmalarda maruz kalanların %25-50 arasında en az bir adet olumsuz ruh sağlığı sonuçlarıyla karşılaştığı biliniyor. Bu travmatik olaylardan sonra artmış oranda travma sonrası stres bozuklukları, yas reaksiyonları, duygu durum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, uyku bozuklukları görülebiliyor. Bu olaylar her ne kadar günler içerisinde gelişse de bu bahsettiğim olumsuz ruh sağlığı sonuçları aylarca hatta yıllarca sürebiliyor. Yani bu alana biraz daha tanıdığız. Bu alanda birçok çalışmada mevcut dediğim gibi ülkemizde Marmara depremi sonrası, Van depremi sonrası az önce bahsettiğim ruhsal hastalıklarda artış olduğu çalışmalarla gösterilmiş. Farklı coğrafyalarda yangınlar sonrası yapılan çalışmalarda da aynı şekilde yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon gibi hastalıklarda artış saptandığı ifade ediliyor. Fakat esas üstünde biraz daha fazla düşünmemiz gereken çünkü belki daha az görünür olan ikinci ve üçüncü kısmı var. İkincisi dediğim gibi subakut iklim değişiklikleri. Buna kuraklık ve daha uzun süren sıcak hava akımlarının olduğundan bahsetmiştim. Ve bunlarda da sanıyorum hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada 25-30 derece olan bir kentte sıcaklığın 30 derecenin üstüne çıkması ruh sağlığı problemlerinde ortalama %0,5, %1 oranında bir artışa sebep olduğu gösterilmiş durumda. Ayrıca biliyoruz ki bu artan sıcaklıkların agresyonu, agresif davranışlara, artmış suç oranına, artmış intihar düşüncelerine de sebep olduğunu, bir takım kişilik değişikliğine sebep olduğunu da biliyoruz. Aslında çok yüksek oranlar, değil mi? Yani belki az sayıda çalışma var ama sanki oranlar oldukça yüksek gibi anlıyorum. Sıcaklık ve ruh sağlığı çevreden bağımsız düşünülemez elbette. Fakat örneğin bu sıcaklığı ele alacak olursak bunların böyle bir sonuçları var ama biliyoruz ki artan sıcaklık fiziksel olarak da insan bedeninde bir takım şeyler değiştiriyor. Örneğin değişen hormonal sistemler nedeniyle depresif yakınmalar ortaya çıkabilir. Dikkat gibi bir takım bilişsel bozukluklar da ortaya çıkabiliyor. İkinci örnekte kuraklıktı. Kuraklığın özel bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de de kuraklık gittikçe bir problem haline gelmeye başladı. Ve kuraklığın bu anlamda çok farklı hem dolaylı hem de direkt ruh sağlığı üzerine etkileri olduğu konuşuluyor. Az önce bahsettiğim gibi örneğin sıcak havanın insan ruh sağlığı üzerine etkileri gibi kuraklığın da buna benzer
bir takım etkileri var. Ama kuraklık aynı zamanda yaşanılan bölgede beslenme zorluklarına yol açabildiği için, verimliliği düşürdüğü için, maddi kaygılar, maddi zorluklar yaratabildiği için ve zorunlu göçlere sebep olabildiği için, bir de bu ikincil olayların da ruh sağlığı üzerine olumsuz etkileri olabileceğinden daha farklı, hem direkt hem de dolaylı olarak ruh sağlığı üzerine olumsuz etkileri doğurabiliyor örneğin.